Merhabalar, Migros TV'den herkese kucak dolusu sevgiler. Ben astroloji uzmanı Hande Kazanova ve bugün ne yapacağız? Eylül ayını konuşacağız. Aylık yorumlarımla karşınızdayım biliyorsunuz. Ama hemen başlamadan önce ne yapmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz ama hatırlatmakta fayda var. Migros TV'ye abone olmayı lütfen unutmayınız. Bildirimlerinizi açınız ve buraya da yorum bırakınız ki ben de böyle sorularınız varsa bunları cevaplamaktan büyük bir mutluluk duyayım. Eğer ki bu videoyu beğeniyorsanız da eşinize, dostunuza, sevdiğinize, etrafınızdaki insanlara tavsiye etmeyi de lütfen unutmayınız. Evet, hazırsanız o halde Koç burcundan Başak burcuna kadar ilk videomuzda anlatmaya başlıyorum Eylül ayını. Evet sevgili Koç ve yükselen Koçlar, bu ay ağırlıklı olarak hem parasal konularla ilgili olacaksınız, hem işinize, gücünüze, yapılması gereken önemli bazı konulara kendinizi daha fazla vereceksiniz. Özellikle 5 Eylül itibariyle çalışmaktan mutluluk duyacağınız, beraber çalıştığınız insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceğiniz ya da sağlığınızla ilgili konularda neler yapabileceğinizi göreceğiniz 3 haftalık şahane bir dönem başlıyor. 10 Eylül'de Balık burcunda bir dolunay var. Bu dolunay bazı gerçeklerle yüzleşmeniz anlamında önemli bir dolunay olacak. Bir olayın iç yüzü ortaya çıkabilir. İş hayatınızda bir beklentiniz varsa ya da işinizle ilgili konularda yolunda gitmeyen konular varsa işte 10 Eylül'deki bu dolunayla beraber bazı konuların iyice açığa çıktığını, arkanızdan dönen olayların ya da şimdiye kadar fark etmediğiniz konu ve olayların etrafınızda cereyan ettiğini görebilirsiniz. Ama bu dolunayın ana konusu kendinizi akışa bırakmak olmalı. Kontrol edemeyeceğiniz durumlar karşısında rahatlamayı öğrenmeli ve sağlığınıza ekstra özen göstermeyi de ihmal etmemelisiniz. 10 Eylül'ün ayrıca bir özelliği var ki Merkür de Terazi burcunda gerilemeye başlayacak. İkili ilişkiler ve özel hayatınızda 23 Eylül'e kadar bazı noktalarda iletişim sıkıntılarına açık olacaksınız. 23 Eylül'e kadarki dönemde önemli anlaşmalarınız ve sözleşmeleriniz varsa daha önceden çalıştığınız insanlarla bütün bunları ele almak çok daha önemli olmalı. Ama yeni biriyle sıfırdan başlayan bir iş içerisine girecekseniz ve anlaşma yapacaksanız 10 Eylül ve 23 Eylül tarihleri arasında yapmamanızı tavsiye ederim. Ya da yapacaksanız da yapmak zorunda kalırsanız da birkaç kez üzerinden geçerek koşulların önünde sonunda değişeceğini hani en azından unutmadan harekete geçmeye özen gösterin. 23 Eylül'den 2 Ekim'e kadarki tarihlerde ise iş hayatınızda bazı konularda iletişim sıkıntıları ve sorunları karşınıza gelebilir. 26 Eylül'den sonraki dönem ilişkilere daha fazla kendinizi kaptıracağınız bir dönem olacak. Güzel bir ay diliyorum sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Evet, şimdi Boğa ve yükselen Boğalardayız. Bir kere ilişkiler bu ayın ana konularından bir tanesi. İlişkilere odaklı bir şekilde gireceksiniz sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Ama bu ay aşka, keyfe, mutluluğa ya da hobilerinize daha fazla yer vermek isteyeceksiniz. 5 Eylül'den sonraki süreç, eğer hayatınızda bir kimse yoksa, muhakkak biriyle tanışacağınız, belki flörtleşeceğiniz, telefon konuşmaları, buluşmalar, önemli planlar ya da sanatsal ve kreatif işlerinizde kendinizi göstermek olarak karşınıza gelecek. 10 Eylül'de bir dolunay var. Bu dolunay arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarınızda oluşuyor. Yani bu dönemde sosyal çevrenizde olup biten konu ve olaylar daha fazla hayatınızda yer edecek. Arkadaşlarınıza karşı ne kadar fedakar olduğunuzu fark edebilirsiniz bu dönem içerisinde. Organizasyonlar, aktiviteler, davetler varsa buralarda zaman zaman belirsizlikler, kafa karışıklıkları da bu dolunayın konusu olabilir. Yine tam dolunay günü Merkür gerilemeye başlıyor. Merkür sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerileyecek. 23 Eylül'e kadarki dönem işinizde bazı konuları yeniden ele almanız gerekebilir. Beraber çalıştığınız insanlarla bu dönem iletişim sıkıntılarına açık olabilirsiniz. İş değiştirmek, yeni bir projeye başlamak, yeni bir konuya dahil olmak anlamında çok da destekli olmayacaksınız. Hatta sağlıkla ilgili geçmişten gelen, görmezden geldiğiniz yarım kalan konular varsa bu Merkür'ün konusu bunları da karşınıza getirecek. 23 Eylül'den 2 Ekim'e kadar bu sefer Merkür aşk evinizde gerilemeye başlayacak sevgili Boğalar.
çocuğunuzla olan bağlantılarınız, aynı zamanda aşk hayatınızda eskiden yaşanılan bazı sorunları yine bu dönemde yaşama ihtimaliniz var. 26 Eylül'de bir yeni ay var ki bu yeni ay işle ilgili önemli kararları karşınıza getirebilir. Ama dediğim gibi Merkür geriliyor. Yeni aydan sonraki 15 gün çok önemlidir. İşte bu 15 gün içerisinde Merkür düzeldikten sonra, 2 Ekim'den sonra gönül rahatlığıyla işle ilgili konularda harekete geçebilirsiniz. Çok güzel bir ay geçirin diyeyim ve hemen ikizler ve yükselen ikizlerle devam edelim. İşiniz, gücünüz, gündelik hayatın ritmi Eylül başında özellikle koşturmalarınızın çok yüksek olduğu bir ay olacak sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Hareketlendiğiniz bir dönem. 20 Ağustos'tan sonra Mars sizin burcunuza geçmişti ve 8 ay boyunca burada. O yüzden hayatınızda bir takım hareketlilikler var ve Eylül ayında bu hareketlilikleri fazlasıyla yaşayacaksınız. Özellikle ev, aile ve yuva alanlarınızda. Bir kere 5 Ağustos'tan sonraki dönem evinizde boya, badana, tadilat, tamirat yapmak için uygun bir dönemi temsil edecek. Ama elinizi çabuk tutun çünkü 10 Eylül'de Merkür de gerilemeye başlayacak. Merkür 23 Eylül'e kadar eski aşk konularını ya da varsa çocuğunuzla olan iletişim sıkıntılarını ve problemlerini karşınıza getirebilir. Ama bir yandan da kreatif taraflarınız iyi çalışacak, yaratıcı olacaksınız. Sanatsal ve kreatif işlerle uğraşanlar bu dönemde kendi verimliliklerinin çok fazla arttığını gözlemleyebilirler. Diğer taraftan eğer hayatınızda bir insan varsa da onunla iletişim problemleri yaşamamaya özen gösterin. 23 Eylül'e kadar aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar almayın. 23 Eylül'den 2 Ekim'e kadarki süreçte ise emlak alım, satım, kiralama gibi işlerinizde bir takım sıkıntılar devreye girebilir. O halde ne yapacaksınız? 10 Eylül'e kadar işlerinizi tamamlamaya özen göstereceksiniz. 10 Eylül'deki dolunay kariyer ve meslek alanlarınızda gerçekleşiyor. Kariyerinizde önemli bir konu devreye girecek bu dolunayla beraber. Bırakmanız gereken bir iş, tamamlanması gereken bir mesele, kendinizi akışa bırakma ya da sizin dışınızda gelişecek olayların sizin hayatınıza yansıması dolunay zamanı kafanızı fazlasıyla meşgul edebilir. 26 Eylül'de bir yeni ay var ki bu yeni ay aşk hayatınızla ilgili konu ve olayları hızlandıracak. Demek ki öncesinde aşk hayatınız karışacak ama sonrasında 26 Eylül'den sonra hatta 2 Ekim'de Merkür düzeldikten sonra işleri çok daha rahat ele alabileceksiniz. Güzel bir ay diliyorum. Ve yengeç, yükselen yengeçlere geçiyoruz. Ailevi konuların çok ön planda olacağı bir ay olacak sevgili yengeçler. İletişimsel konularda kendinizi göstereceksiniz bu ay. Ve tabii ki aşkla, keyifle başlıyorsunuz Eylül ayına. 5 Eylül itibariyle yakın çevrenizle olan bağlantılar kuvvetleniyor. Akrabalar, kardeşler, komşular, yakın çevrenizde kim varsa o insanlarla olan bağlantılarınızı kuvvetlendirmeye başlıyorsunuz. Eğitim, kısa seyahatler, aynı zamanda mesela turizm ya da satış, reklam, tanıtım, pazarlama, dijital platformlar bu alanlarda hızlı bazı görevler ya da hızlı bazı konuşmalar ya da burada tanışacağınız insanların sizin işinize yardımcı olması gibi etkiler devreye girecek. 10 Eylül'de Merkür ev, aile ve yuva alanlarınızda gerilemeye başlayacak. Aile büyüklerinizle olan iletişiminize 23 Eylül'e kadar dikkatli olmaya özen gösterin. Babanızla konuşurken annenizle bir eski mevzunun gündeme gelmesi, o konunun çözülmesi anlamında 23 Eylül'e kadar önemli olaylarla uğraşacaksınız. Yine bu dönem yer değiştirme, başka bir eve geçme, taşınma gibi işlemler konusunda ya da yeni bir ev alma gibi işlemler konusunda çok da destekli olmayacaksınız. 23 Eylül'den 2 Ekim'e kadarki süreç yakın çevrenizde olan bağlantılarınızda sıkıntı ve problemler yaşatabilir. Mesela elektronik bir eşyanız bozulabilir. Bir yerden bir yere giderken arabanızda bir takım sıkıntı ve problemler yaşama ihtimaliniz var. Ya da yakın çevrenizdeki insanlara kendinizi ifade ederken bazı zamanlar zorlandığınızı görebilirsiniz. 10 Eylül'de bir dolunay var. Bu dolunay seyahat, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, ticari faaliyetler ve hukuki alanda önemli konuları karşınıza getirecek. Bir iş seyahati ya da bu seyahatin fedakarlıkları ya da dış ortamlarda daha az görüştüğünüz insanlarla yapılacak olan işlerde girişeceğiniz bazı işler ya da fedakarlıklar bu dolunayın önemli konularından olacak. 26 Eylül'deki yeni ay ailevi alanda almanız gereken önemli kararları destekleyecek ama Merkür gerilediği için 2 Ekim'den sonra yapmaya özen gösterin. Güzel bir ay diliyorum sevgili yengeçler.
Aslan ve yükselen aslanlara geldiğimizde bu ay sizin için önemli. Parasal konular ön planda, maddi konularda neler yapacağınızı çok net göreceğiniz aylardan bir tanesi. 5 Eylül itibariyle Venüs'ün para alanlarınıza geçmesi 3 hafta boyunca parayla ilgili konularda güzel şans ve fırsatları karşınıza getirebilir. Cebinize güzel paralar gelebilir. Ya da aile hayatınıza, eğlenceye, keyfe, eğitime, aşka daha fazla para harcamanız gerektiğini de bu dönemde fark edebilirsiniz. 10 Eylül'de bir dolunay var. Bu dolunay bir borç ya da ödemeyi karşınıza getirebilir sevgili aslan ve yükselen aslanlar. Partnerinizin parası, eşinizin parası ile ilgili alanda oluşacak bu dolunay. Demek ki onun bu dönem parasal konulara biraz daha hayalperest gözlerle baktığını fark edebilirsiniz. Ya da gözden kaçırdığınız, daha önce ihmal ettiğiniz bir para ile ilgili bir mevzu bu dolunayın ana konusu olabilir. 10 Eylül ayrıca Merkür'ün de geri hareketine başladığı dönemi temsil ediyor. Yakın çevrenizle olan iletişiminizde 23 Eylül'e kadar dikkat edin. Aynı zamanda işte elektronik eşyalar, haberleşme, ulaşımla ilgili konularda çeşitli aksilikler ve sıkıntılarla karşılaşma ihtimaliniz de var. Ara buluculuk görevi yapıyorsanız, örneğin işte arkadaşlarınızın arasında, işle ilgili konularda, ailenizdeki insanlar, akrabalar arasında bir konuda insanlar arasındaki o ara buluculuğu sağlıyorsanız bu dönem en çok siz bu konudan muzdarip olabilirsiniz. Bu noktada işler istediğiniz gibi akmayabilir. 23 Eylül'e kadar kendinize çok fazla dert etmeyin. Herhangi bir sıkıntı ya da sorun yaşarsanız. 23 Eylül'den sonraki dönem parayla ilgili konulara dikkat etmeniz gerekecek. 2 Ekim'e kadar kimseye borç vermeyin, kimseden borç almayın, kimseye kefil olmayın. Parayla ilgili konularda dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Tam da İletişim alanlarınızda 26 Eylül'de bir yeni ay var. 2 Ekim'de Merkür'ün düzelmesini bekledikten sonra gönül rahatlığıyla hareket edebilirsiniz. Güzel bir hafta diliyorum size de. Evet Başak ve yükselen Başaklar, bu ay sizin için çok önemli. Sizin ayınız zaten. Bir kere Venüs'ün Başak Burcu'na geçmesiyle beraber 5 Eylül'den sonra kendinize, görüntünüze bakacağınız bir dönem başlıyor. Saçınızı başınızı değiştirmek, alışveriş yapmak, sosyalleşmek, diğer insanlarla bir araya gelmek ya da kendinizi dışarıya atmak anlamında oldukça keyifli bir süreç. 3 hafta boyunca çok sosyal olacaksınız ve aktif hareket edeceksiniz sevgili Başaklar. Diğer taraftan 10 Eylül'de oluşan Dolunay ikili ilişkiler ve özel hayatınıza vurgu yapıyor. Demek ki artı eksi 3 gün bu Dolunay zamanı özel hayatınızda sevdiğiniz insana göre bazı fedakarlıklarda bulunmak isteyebilir. Ya da bu fedakarlıkların ortasında kendinizi bulabilirsiniz. Ya da yeni tanıştırıldığınız bir insanla aşka yelken açabilirsiniz. Bu Dolunay ilişkilerle ilgili alanda karşınıza çeşitli fırsatları, aynı zamanda da çeşitli uğraşıları da getiriyor olacak. Diğer taraftan aynı gün Merkür de geri hareketine hazırlanacak. Merkür 23 Eylül'e kadar para evinizde geriliyor. Demek ki parasal konularda dikkatli adımlar atılması gerekiyor. Mesela bu dönemde bir şeyler alacaksanız, önemli bir yere borç yapacaksanız ya da bir girişimde bulunacaksanız daha önceden çalıştığınız insanlarla çalışmaya gayret gösterin. Eğer sıfırdan bir ticaret uğraşısına girecekseniz işte bu noktalarda sıkıntı ve problemlerle karşılaşma ihtimaliniz var. Önemli iş anlaşmaları yapmamak çok daha doğru ve akıllıca olacaktır. 23 Eylül'den 2 Ekim'e kadarki dönemde ise Merkür sizin burcunuzda gerileyecek. Yanlış anlaşılmalara açık bir dönem olabilir. O yüzden kendinizi ifade ederken lütfen doğru şekilde ifade etmeye özen gösterin ve tabii ki hayatınızı ilgilendirecek önemli kararlardan mümkün olduğunca uzak durun. 26 Eylül'de bir yeni ay var. Bu yeni ay parayla ilgili önemli girişimleri karşınıza getirebilir. 2 Ekim'de Merkür'ün düzelmesini bekleyin. Ondan sonra lütfen yola koyulun. Güzel bir ay diliyorum sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Evet 6 burcumuzu bitirdik. Hoşunuza gittiyse lütfen beğendim butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Migros TV'ye abone olun arkadaşlar. Eğer terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcundan herhangi birindeyseniz o zaman bir sonraki videomuzu izlemeyi de unutmayın. Görüşmek dileğiyle.